Türkiye Büyük Millet Meclisi darbe girişimi kapsamında saat 17'de olağanüstü toplandı. Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken darbe teşebbüsünü kınadı. Bundan sonra 50 yıl, 100 yıl, 1000 yıl bu milletin evine milli iradenin tecelli ettiği bu meclise kim el uzatırsa akıbeti aynı olacaktır. Hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Bugün AK Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Halkın Demokrasi Partisi'nin, meclis dışındaki tüm siyasi partilerin ortak bir sesle darbeye hayır dedikleri, demokrasiye birlikte sahip çıktıkları gündür. Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine de çıkarırız. Bir kez daha partilerimizin genel başkanlarına, grup başkan vekillerine, bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, şu anda genel kurul salonumuza değerli Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Hulusi Akar teşrif etmişlerdir. Efendim hoş geldiniz. Buyurun efendim. Değerli milletvekilleri, demokrasiyi oluşturmak, geliştirmek, derinleştirmek kolay değildir. Tarihin her evresinde bunu görürüz. Değerli milletvekilleri, açıkça söyleyelim. Dün yaşadığımız olay doğrudan bir darbe girişimidir. Cumhuriyetimize, demokrasimize, tarihsel birikimimize yapılmış açık bir saldırıdır. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir diyoruz. İşin anahtarı da aslında burada. Kuşkusuz dün demokrasiye yapılan saldırıyı açık yüreklilikle grubum adına, bize oy veren bütün kitleler adına, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları adına açıkça lanetliyoruz. Türkiye'mizin diz çökmesi, omurgasının kırılması, milli varlığın tümden yıkılması maksadıyla şerefli Türk ordusunun içine sızmış bir avuç düşman işbirlikçisi ortalığa çıkmıştır. Türk milleti tam kalbinden hançerlenmiştir. Şimdiye kadar hiç olmayan bir şey gerçekleşmiş ve Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarından bazıları rehin alınmıştır. Bu şerefsiz kalkışma, bu karanlık darbe girişimi yalnızca seçilmiş hükümet veya milletvekillerine değil, Türk milletinin tamamını hedef almıştır. Ve Diyarbakır milletvekili Sayın İdris Baluken'e aittir. Buyurun Sayın. Hedefi ve biçimi Türkiye demokrasi ve kaos yaratmak olan bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Öncelikle partim adına bu darbeci anlayışı en sert biçimde lanetlediğimi, kınadığımı ifade etmek istiyorum. Askeri, bürokratik veya sivil hiçbir darbenin tek bir meşru gerekçesinin olamayacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yine özellikle 2013 yılına kadar yanlış politikalarla güçlendirilen paralel yapının durumu, 7 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çıkan halk iradesinin tanınmaması, bu parlamento eliyle seçilmiş siyasetçilerin dokunulmazlıklarının alınarak askere dokunulmazlığın verilmesi, halk iradesini temsil eden seçilmiş siyasetçilerin cezaevlerine gönderildiği bir takım siyasi operasyonlar maalesef demokratik siyaset alanını olabildiğince daraltmış ve siyaset kurumunu bir bütün olarak darbecilerin açık hedefi haline getirmiştir. Bizler HDP olarak halkı hedef alan
bu darbe girişimine zemin hazırlayan en önemli tarihsel gerçekliklerden birinin de özellikle 7 Haziran'dan sonra devreye konan çatışma ve savaş politikaları olduğunu ifade etmekteyiz. Partilerimiz görüşlerini serdetmiştir. Her hadiseden bir ders alınır. Burada da alacağımız dersler var.